Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün biraz hayattan ve biraz da ölümden konuşalım istiyorum. Hepimizin şu dünyada sahip olduğu süre limitli ve bu süreyi harcarken çoğu kişinin asıl amaçtan nasıl saptığı hakkında biraz bu yayında bahsedeceğim. İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen yayına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız Dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Eğer ki bugün hayatınızın son günü olsaydı, bugüne kadar yaşadığınız hayattan keyif mi? Yoksa pişmanlık mı duyardınız? Cevabınız pişmanlık duyardım ise bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz. Yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 9'u yaşadığı hayattan pişmanlık duyuyormuş. Bu kişilerin en fazla pişmanlık duyduğu şeyler ise 3 farklı kategoride şu şekilde sıralanmış. İnsanların duyduğu en büyük pişmanlığın başında toplumun istediği hayatı yaşamak geliyor. Pek çok kişi kendi istediği hayatı değil, başkalarının onlar için dizayn ettiği hayatı yaşadıklarından dolayı pişmanlık duyuyorlarmış. Çevremizdeki insanların bizleri yargılayacakları düşüncesi tüm ömrümüzü onların isteğine göre yaşamamıza sebep olabiliyor. İyi bir üniversite kazanamazsanız başarısız olarak adlandırılacağınızı düşünmek, iyi bir evlilik yapmazsanız mutsuz bir yaşama sahip olacağınızın endişesi, yeterince yakışıklı veya güzel görünmezseniz çoğu kişinin sizi beğenmeyeceği endişesi, kendi istediğiniz hayatı değil toplumun sizler için tasarladığı hayatı yaşamanıza neden olabilir insanların hayatlarından duyduğu ikinci en büyük pişmanlık ise hayatlarının çoğunu çalışarak geçirmeleriymiş. Çalışmak, üretmek bizim içgüdüsel olarak sahip olduğumuz duygular ve bunlar olmadan bir yaşam sürmek de belki sizi mutsuz edebilir. Fakat pek çok insan ailesine, sevdiklerine, hobilerine Hayallerine çalıştıkları işlerden dolayı yeterli vakit ayıramadıklarından pişmanlık duyuyorlarmış. Gençlik yıllarında çalışma performansınızın en üst düzeyde olduğu dönemlerde her şeyi bırakıp gitmek belki çoğu kişi için mümkün olmasa da böyle güzel dönemlerdeyken kendinize, hayallerinize biraz da olsa zaman ayırmanın bir yolunu bulamazsınız. Ne yazık ki yaşlandığınızda siz de yaşadığınız hayattan pişmanlık duyabilirsiniz. The Psychology of Money yani paranın psikolojisi kitabında insanlar hayatlarının sonuna kadar harcayamayacakları paraya sahip olsalar dahi her zaman daha fazlasını istemeye devam ettiklerinden bahsediyordu. Milyoner olan kişilerin inanılmaz servetleri olmasına rağmen para hırsından dolayı yasa dışı olaylara karışıp hapise düştükleri yüzlerce davada bunu kanıtlar nitelikte. Hepimiz para kazanmalıyız ve hayatımızdaki temel giderleri karşılayabilecek, kimseye muhtaç olmayacak duruma ulaşmalıyız. Fakat ne kadar para sizin için yeterli? Eğer bunu daha önce düşünmediyseniz ve böyle bir limit kafanızda belirmediyse hiçbir miktar asla sizin için yeterli olmayacaktır. Çünkü kazancınız arttıkça giderleriniz de buna endeks olarak artar. Daha iyi araba, daha iyi tatil, daha iyi bir ev daha iyi kıyafet ve bunun gibi yüz binlerce eşyanın her zaman daha iyisi var olacak ve eğer ki bir tatmin olma limitiniz yok ise sürekli daha fazla kazanmak zorunda hissedeceksiniz. Üçüncü en sık duyulan pişmanlık ise duyguları ifade edememekmiş pek çok kişi sevdiği insanlara duygularını yeterli ölçüde aktaramadığı için de pişmanlık duyuyormuş. Eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, bu kişi her kim olursa olsun yaşadığınız duyguları onlarla zamanında paylaşmaz iseniz hayatın son günü geldiğinde bundan dolayı çok büyük bir pişmanlık duyabilirsiniz. Hayatınızda önem arz eden insanlara yeterli vakit ayıramaz, onlarla kaliteli zaman geçiremez iseniz Hayatınızın son günlerinde bundan dolayı çok büyük pişmanlıklar duyabilirsiniz. Peki bu hayatta nasıl bir iz bırakmak isterdiniz? Aslında kendimize sormamız gereken soruların başında bence bu geliyor. Çünkü bazen istediğimizi düşündüğümüz şeylerin peşinden koşuyoruz ancak onları kovalarken aslında bunların çok fazla istediğimiz şeyler olmadığını keşfediyoruz. Kişisel hayatlarımızda, ilişkilerimizde ve kariyerimizde çoğunlukla bizim belirlediğimiz ve istediğimiz hedefleri değil, toplum tarafından belirlenmiş başarı hedeflerini takip ediyoruz. Bu tarz hırsların günlük yaşam seçimlerimizi yönlendirmesine izin verirseniz Hayatın sizin için olan anlamını kaybedebilirsiniz. Yaşadığınız hayatın ne kadar dolu ve başarılı olduğunu belirleyen en büyük etken çevrenizdeki insanlarda bıraktığınız etkilerdir. Yaptığınız işten kazandığınız paradan daha önemli olan şey başkalarının yaşamlarına ne kadar derinden dokunduğunuzdur. Başkaları derken sadece tanımadığınız rastgele denk geldiğiniz kişilerden bahsetmiyorum. Örneğin bir baba ya da anne olarak nasıl anılmak istersiniz? Belki de bir kardeş, arkadaş veya meslektaş olarak diğer insanlar tarafından nasıl hatırlanmak istersiniz? Tüm çalışanlarına gününde ve fazlasıyla maaş ödeyen bir patron olabilirsiniz. Fakat hayatınızı kaybettiğinizde bu çabanız tüm çalışanların sizin cenazenize gelmesini sağlamaz ne yazık ki. Fakat bir çalışanın problemini yakından inceler ve yardımcı olursanız, zamanında maaş ödeyemeseniz dahi bu çalışanda derin bir iz bırakırsınız. Aynı şekilde bir çocuk yetiştirirken o çocuğa tüm imkanları sunsanız dahi eğer ki onunla zaman geçirmez, tüm sorunlarıyla ilgilenmez iseniz sadece maddi olanaklar sunduğunuz için hiçbir zaman harika bir anne veya baba olarak hatırlanmazsınız. Belki bunun gibi hayatınızda daha pek çok insana karşı farklı rollerde olabilirsiniz ve sizin için önem arz eden bu kişilerin sizi nasıl hatırlamasını istediğini değerlendirirseniz sizin için gerçekten önemli olan davranışları da anlayabilirsiniz. Pek çok insan öncelikli olarak kendi davranışlarına odaklanırken karşı tarafın bundan nasıl etkilendiğini çok da önemsemiyor. Maya Angelou'nun Bununla ilgili kullandığı çok güzel bir söz var. İnsanlar her zaman söylediklerinizi ve yaptıklarınızı unutacaklardır. Ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmayacaklardır. Kendinize nasıl hatırlanmak istiyorum diye sormak, insanlarda nasıl hisler bırakmak istiyorum diye sormanın başka bir yoldur aslında. Bunun da en temel sebebi Bizler her şeyden önce duygusal varlıklarız. Başkalarının eylemlerine duygusal olarak tepki veririz ve kendi duygularımız belirli davranışlarımızı inşa eder. Bu nedenle eğer ki iş yerinde bir yöneticiyseniz, çalışanlarınızın sizle harcadığı süre sonunda ne düşündüklerini, onlarda nasıl bir izlenim bıraktığınızı anlamaya çalışmak önemlidir. Belki de bir yazar da olabilirsiniz. Okuyucuların sizin kullandığınız kelimeleri okuduktan sonra ne hissedeceklerini, onlarda nasıl iz bırakacaklarınızı düşünmek bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Peki bizler neden hatırlanmak isteriz? Nasıl hatırlanmak istediğimiz üzerine ilk düşündüğünüzde neyi temsil ettiğinizi ve bizler için gerçekten neyin önemli olduğunu anlamaya başlıyoruz. Peki bizler neden hatırlanmak istiyoruz? nasıl hatırlanmak istediğimiz üzerine aslında ilk düşündüğümüzde neyi temsil ettiğimizi ve bizim için gerçekten neyin önemli olduğunu anlamaya başlıyoruz. Hepimiz dünyadan ayrılmadan önce bir iz bırakmak istiyoruz. Bazen hayat karmaşasından dolayı aslında bizim için en önemli olan bu izi inşa etmek için uğraşmayı kolayca bir kenara iteleyebiliyoruz. Halbuki ancak bu sözü yerine getirmeye emek harcadıkça bilinçli olarak seçtiğimiz kişi olmaya adım adım yaklaşırız. Ölüm her gün bir adım daha bize yaklaşıyor. Hatta bir saniye içinde dahi bizi yakalama şansı var ve bizler için en değerli olan şeyi hayatta olma armağanını elimizden her an alabilir. Hala hayattayken hala kendi hikayenizi yazmaya devam edebilirken nasıl bir iz bırakmak istediğinizi bugün tekrar bir gözden geçirin. İz bırakan bir baba, eş, arkadaş veya yönetici olmak hala sizlerin elinde. Hayattaki var olma amacınızı, hayatta kalma çabanızdan dolayı unuttuysanız, bugün o amacı kendinize hatırlatmak için harika bir gün. Bu bölümde hayatta nasıl iyi bir iz bırakılabileceği hakkında konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.